Cumartesi, çarşamba ve cuma akşamları saat 20.30'da siz değerli izleyicilerimizle yine hep birlikteyiz. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Evet, varis nedir diyelim ve bitkisel yollarla çözümü mümkün müdür diyelim ve başlayalım. Evet, varis, venöz yetmezlik, toplar damar zafiyeti gibi toplar damarlarda problemler neden, niçin, nasıl oluşur? Günümüzde maalesef insanlar spor yapamıyor. Ofiste sürekli bilgisayar başında oturur veyahut da yaz çiz işleriyle hareket etmedikleri için toplar damarlar yavaş yavaş gevşiyor. Zamanla gevşeyen, açılan damarlar, ventil gibi kapakçıkları var, toplanan, yukarı doğru çıkan kan artık birikiyor ve burada biriken kirli kan zamanla varize sebep oluyor. Eğer tedavi edilmezse baldır ve bacaklarda ülsere dönüşür, yara oluşur. Bu nedenle bu tür rahatsızlara karşı ne yapılabilir, ne yapmak gerekir? Şimdi şu gördüğünüz bitki bildiğimiz yonca. Kokulu yonca denir, sarı çiçekli. Bu sarı çiçekli yonca hayvanlara yemi yapılıp hayvanlar için yetiştirilen mor çiçekli yoncadan biraz farklı. Buna kokulu yonca veya sarı yonca denir. Taş yoncası denir. Bu tıbbi maksatla kullanılır. Alfa alfa denen mor çiçekli hayvanlara yedirilen yonca ise tıbbi maksatla kullanılmaz. Bu sarı çiçekli yonca ile ilgili Alman Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan komisyon E var. 19 profesör doktor, tıp uzmanı, doktor ve aynı zamanda fitoterapi uzmanı. Yani bitkisel tedavi uzmanı ve doktor. Bunları 3 ayda bir toplanıyorlar, monografi yayınlıyorlar. Yayınlamış oldukları monografide efendim bu sarı çiçekli veya kokulu yonca da denir, güzel koktuğu için. Kokusu güzelmiş. Kokulu yonca, sarı yonca, taş yoncası deniyor. Toplar damar iltihaplanması, variz, venöz yetmezliği gibi damar rahatsızlarına karşı çok çok etkilidir. Hemen hemen neredeyse at kestanesine yakın etkiye sahiptir. Fakat bunun kuruturken gölgede kurutmak gerekir. Güneşte değil. Bir, iki, kuruturken üst üste koyup da sık yoğun bir şekilde kurutmaya çalışırsanız küflenir. Küflenirse ne olur? Toksik bir madde ortaya çıkar. Dikumerin denen. Bu toksik madde zehirleyebilir kişi. Yani bu yonca yenebilir. Yani bir problem yok. Kurutma tekniği çok önemli. Yanlış teknikle kurutulursa burada oluşan küf fayda yerine zarar verir. Sadece burada bir mahsur var. Dikkat etmek gerekir. Bunun haricinde Avrupa'da, Amerika'da birçok ülkede bunun damlası, drajesi, hapı yapılıyor, satılıyor. Kullanılıyor. Hiçbir problem yok. Almanya'da 80 milyon nüfusu, Almanya'da 10 milyon variz problemi, variz ve venöz yetmezliği gibi toplar damar problemi olan insan variz var. Hangi durumlarda oluşur peki? Yani nedeni nedir variz oluşumunun vücutta? Sadece evet, ayakta durmak, hani ayakta çalışanlar bu sadece onlarla mı kısıtlı? Tabii birçok problem var. Mesela aşırı kimyasal ilaç kullanmak, alkol kullanma, yani hareketsizlik, var, spor sadece yapmama. Bayanlarda daha çok gözüküyor. Neden? Östrojen hormonu nedeniyle damarlar genişliyor vesaire. Birçok faktör var. Alkol kullanımı. Bağırsaklarında mantar olan insanlara daha çok gözüküyor. Çünkü mantarlar çok ağır ve toksik madde üretir. Zehirli gazlar, zehirli alkolü. Birçok sebebi var. Bu nedenle insanların en az haftada 3-4 defa yarım saat, en az 3-4 defa yarım saat yürüyüş yapmaları gerekir. Yürüyüş çok önemli. Hiçbir spor yapamıyorsa en az yürüyüş yapmak gerek. Mutlak suretle. Aksi takdirde kan dolaşımında problemler doğar. Damarlarda genişleme problemi ortaya çıkar. Bu da zamanla diğer hastalıkları tetikler.
Buna karşı en etkili bitkilerden birisi at kestanesi, sarı yonca, kara buğday, civan perçem otu, çok güzel bitkiler var. Tedavi olmak mümkündür, problem yok. Evet. Polineuropati nedir? Bitkisel yollarla çözüm nasıl oluşur? Ha, biraz önce söylemiştim. Mesela insanlar hani hareket etmiyorlar, etmezlerse birçok hastalık ortaya çıkar dedim ya. Bir de hastanede komada olan çok ağır herhangi bir rahatsızdan dolayı ağır bakımda, yoğun bakımda kalan insanların hiç hareket yapmadıkları için kasları gevşer, sinirleri gevşer. Yoğun bakım nedeniyle bir haftadan fazla yoğun bakımda kalan insanlar da sinir liflerinin etrafındaki miyelin denen tabaka çözülebilir, gevşeyebilir. Bu da kişinin kendine geldiğinde el, kol, ayak, bacak hareketlerinde zafiyet ortaya çıkar. Mesela duygu zafiyeti ortaya çıkabilir. Tedavi edilemezse yürüme zafiyet, yürüyemez. Yürüme kabiliyetini kaybedebilir. El kol hareketlerini kaybedebilir. Dil konuşma kabiliyetini kaybedebilir. Dilini kullanamayabilir. Böyle yaşlı bir hanımefendi her yaşta gözükse de bu rahatsızlık genellikle 50 yaşın üzerindeki insanlara daha çok gözükür. 65 yaşlarında bir hanımefendi ayaklarında hissizlik, ellerinde hissizlik ve titreme ve dilinde böyle titreme. Yani polineuropati teşhisi konmuş, tedavisi yok, sebebi bilinmiyor. Bakıcısı 40 yaşlarında bir hanımefendi Hatice Hanım. İnternetten araştırmış kadıncağız. Bana geldi dedi ki İbrahim Bey bu tedavisi mümkün mü? Bilmiyorum dedim yani polineuropati. Çok çok enteresan, farklı bir rahatsızlık yani. Millet gastrit değil, baş ağrısı değil. Herhangi bir rahatsızlık değil. Yani öyle çok yaygın, çok sık gözüken bir hastalık değil. Buna karşı ilaç da yok. Sadece hafif fizyoterapistlerin yaptırmış olduğu sportif hareketler, bazı hareketler. Daha da kötüleşmesin diye. Deneyelim dedim. Nasıl deneyeceğiz? İksir, aloe vera jel. İksir, aloe vera jel. Efendim, sinirleri güçlendirmek için sarı kantaron forte, bağırsaklardaki mantarı yok etmek için kortisep forte, mantar çayı, sinir çayı. Bayan 6 hafta kullandıktan sonra ellerinde, ayaklarındaki ve dilindeki titremeler ortadan kalktı. Kendine geldi, biz de şaşırdık. Aile de şaşırdı. Çünkü yıllarca her şeyi denemişler. Hiçbir başarı elde edememişti. Sarı kantaron burada olması gerekir ama sinir hücrelerini güçlendirir. Sinir hücrelerindeki iltihapları önler. Efendim, aloe vera bağırsaklardaki mantarı yok eder. İksir damarların iç yüzeyinde oluşan plakları çözer. Vesaire. Bunlar hepsi birbirini tamamlar. Kullandığı zaman yavaş yavaş kişi bunun etkisini görür. Evet, bağ dokusu hastalığıyla devam edelim. Peki bunun bitkisel yollarla çözümü mümkün mü? Ve bağ dokusu da evet çok nadir gözüken hastalıklardan birisi. Bağ dokusu hastalığı Latincesi skleroderma yani deri sertleşmesi. Deri sertleştiği noktada düğüm gibi olur. Diğer taraflardan bazıların yüzünde, bazıların iç organlarında tutulumlar olabilir. Olduğu noktada sertleşme olur. Fibroblast denen hücreler hızla gelişirse kolajen bağ dokusu bozulur. Bağ dokusunda sertleşmeler olur. Bir insanın vücudunun takriben %18'i bağ dokusundan oluşur. Hı hı. Yani 100 kilo ağırlığındaki bir kişinin vücudunun %18 kilosu 100 kiloda bağ dokusundan oluşur.
70 kilo gelen bir kişinin 12 kilo vücudunun %18, 12 kilosu bağ dokusundan oluşur. Bir telefon bağlantımız var. Alo. İyi Alo. Akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. Hocamız nasıl yardımcı olabilir size? İyi akşamlar diyor hocama. Hayırlı akşamlar. Şekerle ilgili neyi kullanabiliriz? Size ne tavsiye eder? Şeker rahatsızlığım var benim. Hocamdan onu rica edecektim. Tansiyon, kolesterol var mı? Tansiyon. Yok hocam. Tansiyon yok. Bağırsaklarda şişkinlik, kazımsızlık, kabızlık? Kısmen kabızlık oluyor. Tansiyon, kolesterol yok, kabızlık var. Gastrit, ülser var mı? Yok Allah, öyle bir şey yok hocam. Şimdi kabızlık çok önemsizmiş gibi algılanıyor ama bütün hastalıkları tetikleyen ana faktörlerin başında kabızlık gelir. Kabız olursa kişi ne olur? Bağırsaktaki mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler nereye gidiyor? Yani kabızlık bağırsaklarda defaca duruyor. Kabızlık bu. Kişi günde 2-3 defa lavaboya gidecekken haftada 2-3 defa gidiyorsa veya 1 defa gidiyorsa veya bazıları 10 günde bir lavaboya gidiyor. Ne oluyor? Bağırsaklarda sürekli bir kokuşma kokuyor. Zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsu maddeler ortaya çıkıyor. Mantarlar bunu işliyor. Mesela eskiden duyardık, halkalı çöplüğü patladı. İnsan, binalar havaya uçtu, işte şu kadar insan öldü vesaire. Çöplük atıldığı için o çöplükteki besin artıkları bir noktada çukurda toplanıyor. Mantarlar besin artıklarını neye dönüştürüyor? Zehirli gazlara, zehirli alkollere. Ve o gaz sıkışa sıkışa patlıyor ve yerin altında mesela herhangi bir yerde sıkışıyor. Bina üstünde bina varsa binayı hava uçuruyor. O kadar büyük bir gaz oluşuyor. İşte insanın bağırsağında böyle çok ağır toksik maddeler oluşuyor. Gaz oluşuyor. Bu gazlar ne yapıyor? Bir, bağırsakları yakıyor. İki, emilen toksik maddeler karaciğeri yağlanmasına sebep oluyor. Üç, pankreas yanılmasına sebep oluyor. Yani şeker hastalığını tetikliyor, kabızlık. Evet, bir telefon bağlantımız daha var. Alo. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar, buyurun. Ben hocamızı varislik hakkında sorun soracaktım. Ne öneriyorum? Varis. Varis hakkında. Evet. Ha, anladım, tamam. Şimdi şöyle, şekeri de toparlanalım, kaybolmasın. Tamam. Şeker, şekere karşı işte kabızlık önemsenmezse bir sürü hastalık ortaya çıkıyor. Çok çok önemli. Kabızsa kişi hemen tedavi olması gerekir. O bir sinyaldir. Uyarı geliyor. Dikkat ediyor. Dikkat diyor. Burada bir tehlike var. Biraz sonra ona da deneyeceğim genişçe. Şimdi hemen tedavi olmak gerekir. Aksi takdirde bağırsaklardan gelen toksik maddeyi karaciğer arıtmak için B6, B12 vitamini harcıyor. Zamanla karaciğer yoruluyor, yağlanıyor. Arıtamadığı toksik madde pankreasa yağlanmasını sebep oluyor. Pankreas yağlanırsa yeterince insülin salgılayamaz. İnsülin salgılayaması ne olur? Şeker hastalığı ortaya çıkar. Buna karşı ne var? Gurmar. Hint dilinde gurmar. Şeker sıfırlayan demektir. Latincesi Gynnema silvestris. Bu bitkiyle ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde, Danimarka'da birçok ülkede klinik araştırması yapılmıştır. Yapılan klinik araştırmalarda gurmar şeker hastalığına karşı dünyada en etkili bitkidir. Neden? Birleşimdeki cinnamik asit pankreastaki beta hücrelerinin tekrar kaliteli insülin salgılamasını sağlıyor. Biz bununla ilgili çok güzel bir formül geliştirdik. Birleşiminde gurmar ekstresi, zeytin yaprağı ekstresi, keçi sedefi ekstresi, yaban mersini ekstresi, yaban mersini meyvesi ve yaprağı. Çok güzel bir formül geliştirdik şeker hastalığına karşı. Ve çok çok kişi hamdolsun aldı, kullandı, memnun. Şekeri 450'lerden aşağı inmeyen kişi şimdi şekeri normale döndü. Biraz önceki beyefendi varis sormuştu. Varize geçmeden önce yine bir telefon bağlantımız var. Alo. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Ben Suzan Eşli. Hoş geldiniz programımıza. Hocamız nasıl yardımcı olabilir?
hocamla görüşmek istiyorum. Benim cuma günü aramıştım, söylediği tedbiri alamadım. Benim omuriliğimde daralma var. Bana ne önerir? Ben ameliyat olmak istemiyorum. Lütfen, ağrılarım var. Çok az yürüyorum. 10 dakikadan sonra ağrılarım devam ediyor. Bitkisel tedavi ne yapabilirim? Almanya'dayım ben. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Hürmetler, saygılar. Omurilikteki daralmaya karşı çok güzel bir formül geliştirdik. Nedir? 40 kilit forte. Birleşiminde at kuyruğu otu ekstresi, ısırgan otu ekstrakti, harpago, şeytan pençesi kökü ekstrakti gibi 19 çeşit bitki ekstresinden oluşan 40 kilit forte 1, 2, glukosamin forte, kıkırdakları güçlendirici, omurları, hücreleri yenileyici. Bizim Belçika'da bayimiz var, oradan ulaşabilirsiniz. Arkadaş, bizim sekreter hanım sizin telefonu alıp oraya size ulaşıp görüşebiliriz. Evet, varizle ilgili konunun programın başında söylemiştim. Hı hı. Bu sarı yonca, yani sarı yonca bir kozmik, bizim bir profesörümüz var. O diyor ki alfa, alfa, kozmik profesör. Kozmik profesörün yazmış olduğu kitapta 20'den fazla zehirli bitkiyi faydalı bitki diye yazıyor. Ben onun hakkında suç duyurusunda bulundum ama savcılar gidip bir şey yapmadılar. 20'den fazla zehirli bitki faydalı bitki diyor. Benim kitaptaki bilgi ve belgeleri aldığı için mahkemeye verdim. Mahkemeyi kazandık. Yakında o mahkeme belgesini açıklayacağım. Şimdi o kozmik profesör diyor ki alfa alfa, yani bildiğimiz normal yoncaya bir isim takmış, alfa alfa. Hayvanların yediği yoncayla bu sarı yonca farklıdır. Bu faydalıdır. Onun etkisini bilmiyoruz. Bunun faydasını kim söylüyor? Almanya'daki Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan Komisyon E. Komisyon E'nin raporu. Bu konuda bilgi var, belge var. Komisyon E'nin bu konuda monografisi var. Evet. Evet, çöl yakın bitkilerle tedavisi mümkün diyelim o zaman. Çöl yakta çok nadir gözüken ve kötü bir hasta. Bağırsakları halıya benzetelim. Nasıl ki halının üstünde iplik var, bağırsakların üstünde böyle iplik gibi gülüs denen kanallar var. Bunu parmağa benzetebiliriz, kanalları. Bunun, bu kanalların etrafında, üzerinde kalecinin arkasındaki fili gibi filtreler var. Besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi absorbe eden. Yani virüs denen 2 milyar kanal var. Her kanalda binlerce filtre var. Besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi absorbe eden. Şimdi ne oluyor da bu virüs denen kanallar, bağırsakların üzerinde böyle parmak gibi olan kanallar silikleşiyor. Özelliğini kaybediyor. Ne oluyor? Bağırsaklar yanıyor, kavruluyor. Mantar ve bakterilerin üretmiş olduğu toksik maddeden dolayı ve silikleşen, yavaş yavaş fonksiyonunu kaybeden virüs denen kanallar halı oluyor, halı flex. Silikleştiği için besinlerden vitamin, mineral, enzim emiliminde problem çıkıyor. Gluten içeren, yani gluten bir protein. Gluten içeren buğday, arpa, yulaf, çavdar gibi tahıllar, bu tahıllar gluten içerir. Gluten bir protein. Gluten içeren tahıllardan elde edilen ekmek, mantı, makarna, börek, çörek vesaire yerse kişi, gluten virüs denen kanallar hassaslaşmışsa, silikleşmişse ona karşı aşırı bir reaksiyon gösteriyor çölyakta. Kişide bir karın ağrısı, bir agresiflik, bir gerginlik oluşuyor ve tedavisi de yok bugüne kadar. Nasıl yok? Bağırsaktaki mikrobu yok etmezseniz çölyakı tedavi edemezsiniz. Hı hı. Çok çok ilerlememişse 3-4 ayda iksir, aloe vera jel, kalın bağırsak özellikle için çok çok güzel bir ürün geliştirdik. Kara haliyle forte. Bağırsakları yeniler, güçlendirir. Artı antibiyotik özelliklere sahip Corticep Forte. Kişi bunları düzenli olarak kullandığı zaman, eğer ki çok geç kalınmamışsa, yavaş yavaş normala dönebilir.
Tabii bu süre içerisinde kişinin glutensiz besinle beslenmesi gerekir. Evet, yine bir telefon bağlantımız var. Alo. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Size nasıl yardımcı olabiliriz? Alo. Hat düştü. Devam edelim. Evet. Gluten, yani çölyak maalesef çok ağır bir hastalık. Bağırsaktaki mantar ve bakterilerin üretmiş olduğu çok ağır toksik maddeler, zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsuz maddeler bağırsak mukozasını yakıyor. Bağırsak mukozası yandıkça elinizi ateşe tutabilir misiniz? Tutamazsınız. Tuttuğunuz zaman ne olur? Eliniz yanar. Fakat bağırsaklar sürekli bu toksik maddeyle temas halinde. Bağırsak kendini korumak için yağ tabakası oluşturuyor. Vesaire. Bu da sindirim rahatsızlarını tetikliyor. İnce bağırsak günde 3,5-4 litre sindirim salgısı salgılar. Bu sindirim salgılarının kalitesi düşüyor. Ne oluyor? Kişi yiyor içiyor ama yediği içtiği şeyleri hazmedemiyor, sindiremiyor. Bağırsaklar oluyor hortum gibi. Buradan yiyor, oradan çıkıyor sindirmeden. Aa, diyor ki ben iyi besleniyorum ama vitamin yok, mineral yok, enzim yok vesaire vesaire. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin, bağışıklık sistemi çökmüş. En ufak bir şeyde hastalanıyor. Tabii bu ilk başlarda böyle oluyor. Eğer ki hastalık ilerlerse yavaş yavaş tabii ki aşırı depresif olabilir. Gergin olabilir. Karın ağrısından duramaz. Yoğun kanamalar olabilir. Yaralar oluşabilir vesaire. Bu tür rahatsızlar tedavi olmak mümkündür. Tedavi ettiğimiz birçok insan var. Evet, biraz önce kabızlığa değindik. İsterseniz biraz da kabızlıktan bahsedelim dediğiniz gibi. Yani birçok hastalığın en önemli nedeni dediniz. Biraz ona da değinelim dilerseniz. Evet. Kabızlıkla ilgili işte mantarların, bakterilerin üretmiş olduğu toksik maddeler nedeniyle bağırsaklar yanıyor, kavruluyor. Sinir uçları bu virüs denen kanalların içerisinde bir toplar damarlar, iki atar damar, üç sinir çok hassas sinir lifleri var, sinir hücreleri. Buradaki sinirler hassasiyetini kaybettiği için sürekli beyne sinirler mesaj göndermesi gerekir. İşte burada doldu artık boşanma zamanı demesi gerekir. Ama sinir hücreleri hassasiyetini kaybettiği için mesaj gitmiyor. Uyarı vermiyor. Sinir hücrelerindeki virüs denen kanalların içindeki sinirlerde hassasiyet kaybolduğu için kabız oluyor kişi. Bu nedenle bunun tedavisi acil kabızlık. Tabii sağlıksız beslenme de bunu tetikliyor. Mesela kuru gıdalar yemek. Hı hı. Şimdi mesela insanlar bugün günümüzde Türkiye'de herkes nasıl besleniyor? Sofraya oturuyor, çorba, arkasından kuru fasulye, pilav, nohut, mercimek, kuru gıdalar yiyor. Hamurlu şeyler yiyor. Oysa sofraya oturduğunda kişinin öncelikle meyve yiyebilir. Mesela çorbadan önce. Veya salata yiyebilir. Hı hı. Salata, meyve yediği zaman yemekten önce bu posalı, lifli gıdalar bağırsak da peristalik hareket dediğimiz bağırsakları hareketlendirir. Peristalik hareket kazandırır. Böylece içeride herhangi bir pislik kalmaz. Ne varsa dışarı atar. Fakat biz ne yapıyoruz? Yanlış besleniyoruz. Peygamber Efendimiz de kendisi zamanında sofraya oturduğunda salata veya meyve önce yemiş, sonra kuru gıdalar tüketmiş. Zaten Peygamberimizin hayatı hep oruçla geçmiş. 365 günün 240 gününü, yani 3'te 2'sini aşağı yukarı oruçla geçirmiş. Evet. Hep oruçla geçtiği için ona örnek alamayız. Bizim gibi değil tabii. Şimdi Avrupa'da da insanlar nasıl besleniyor? Önce salata yiyor. Çorba değil. Yemeye başladığında önce salata, arkasından çorba, arkasından diğer kuru gıdalar. Bu şekilde bağırsaklar. Ayrıca salata yediniz. Salatadaki sebzenin veya meyve salatası bağırsakların absorbe edebilmesi için salataya mutlak suretle
sirke, limon suyu, zeytinyağı. Üçünün katılması gerekir. Bugün bazıları sirke katmıyor. Bazıları zeytinyağı katmıyor. Bazıları mutlak suretle salataya sirke, limon suyu, zeytinyağı katılmalı. Katılırsa ne olur? Kişiye doymuşluk hissi verir. Kolay kolay acıkmaz. Midede yarım saat kalacak olan, kalması gereken, normal şartlarda kalan salata, yarım saat kalan salata 3-4 saat kalır. Bağırsaklarda 2-3 saat kalan salata, eğer ki limon suyu, sirke, zeytinyağı katılarak yenirse, bağırsaklarda 7-8 saat kalır. Böylece kişiye doymuşluk hissi verir, kolay kolay acıkmaz. Hemen bir şeyler atıştırmaya kalkmaz. Bir. İkincisi, zeytinyağı, sirke ve limon suyu katılan salatalardaki vitamin, mineral, enzim, glikozun emilimi en yüksek oranda olur. Tavan yapar. Yani yediği her şeyi hazmeder. Fakat bunlar katılmadı mı? Zeytinyağı, limon suyu, sirke katılmayan salatadaki vitamin, mineral, enzim, emilimi çok az olur. Minimum seviyededir. Yani işlenmez şekilde dışarı çıkar. Bu nedenle mutlak suretle yemekten önce salata yenmeli. Ve salataya mutlak suretle bu üçü katılmalı. Eğer kişi beslenmesini değiştirir ve bu şekilde beslenirse ileride herhangi bir kabızlık problemi olmaz. Bir de yatmadan önce kişinin mutlaka alışkanlık haline getirmesi gerekir. Bir kase yoğurt her akşam yatmadan önce herkesin mutlaka yemesi gerekir. Neden? Çünkü akşam ağır yemek yerine bir kase yoğurt yerse kişi bağırsak florası, bağırsaktaki faydalı bakteriler çoğalır, zararlı bakteri ve mantarlar azalır. Bağırsaklardaki bozulan denge tekrar normala döner. Evet. Yani akşam ağır yemek yerine yoğurt yemek gerekir. Hı hı. Çok çok faydalı, çok ideal. Bağırsak florasının normale dönmesi. Hazım için vesaire. Evet, teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geldik. Evet değerli izleyenler, pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları yine saat 20.30'da sizlerle olmak dileğiyle. Mutlu akşamlar.